Arkadaşlar merhaba. Bir süredir mikrofon bendeydi. Tarık yurt dışına gitmişti. Yurt dışından geldi. Ayağının tozuyla hemen röportaja çıkarıyoruz. Tarık söz sende. Daha doğrusu mikrofon sende. Neyi soracağız bugün? Tamam. Dün geldim. Dün akşam. Geldiğim gibi dolar 9 liraya çıktı. Vatandaşlarımıza bugün onu soracağız. Bakalım vatandaşların görüşleri neler olacak. Evet. Amca merhaba. Dolar bugün itibariyle 9 lira oldu. Ne düşünüyorsun? Hiçbir şey düşünmüyorum. Neden? Para olursa. Neden hiçbir şey düşünmüyorsun abi? Yani abi ben neyini düşüneyim? Adam dedi ki oyu bu kahramana verin görün dolarla nasıl oynanıyor dedi. Oynandı mı dolarla? Ne güzel işte. Bak oynandı. Öyle dedikten sonra abi dolar hızlı yükseldi. Euro 10 lira zaten. Yetkiyi bu kardeşinize verin dedi. Tamam. Siz görün dolar. Gördünüz mü etkiyi? Görüyoruz işte bak 10 liraya geçti. O ne olacak peki abi böyle bir şey? Ya adamın devletidir kardeşim. Kimse karışabilir mi? Eskide AKP devletiydi. Şimdi tek adamın devleti. Dolar 9 lira oldu bugün itibariyle. Ne düşünüyorsun? Az bile. Neden? Yükselsin mi daha? Tabii canım. Milletin anası daha çok ağlasın. Ya Tayyip abi dolar bilmem 1 liraya inecek demişti. Şimdi sen gelmişsin bana diyorsun ki 9 milyon olmuş. Az bile. 20 lira olsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan son 2018 seçimlerinde gelmeden önce dedi ki 24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin. Bu faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceğiz. O dönem dolar 4.75'ti ve tam 4 lira 30 kuruş yükselmiş 2018'den 2021'e kadar. 4 lira 30 kuruş yani 9 lira olmuş. İşte ben de o yüzden dedim ya az bile olmuş. Sen doları geç millet açlıktan ölüyor be. Vallahi. Ah bu memlekete bak yarısı Suriyeli dolmuş. Bursa gibi bir yerde alayı Suriyeli. Daha ne olsun? Az bile. Bugün bakıyorsun birçok Avrupa ülkesinin başkanları genç menç. Bizde de bir tane genç kes. Ekrem İmamoğlu'nu beğeniyorum mesela. Lider olursa sevinirim. Oyumu da veririm. Bu ideolojinin, bu köflenmiş düşüncenin gitmesi gerekiyor. Abi, yani yeter mi? Çünkü 19 senedir hep aynı hayalle, aynı şeyle yönetmeye çalıştı ama başaramadı. Yitirdi mi inandırıcılığını? Yitirdi, tamamıyla yitirdi. Bana göre tamamıyla yitirdi. Şimdi ben bir Kürt olarak... Gider mi peki abi? Sen de bir Kürt olarak ne düşünüyorsun? Gitmesi zaten ben %75, yani %80 demeyeyim ama %75 gidicidir. Hele Güneydoğu'da zaten tamamıyla oy kaybına uğradı. Ülkede başkanlık sistemi gitmiyor yani. Olayıyor yani. Bir kişinin demesiyle olmuyor yani. Örneğin Cumhurbaşkanlığı sistemine giriş en büyük gerekçesi şu şöyle demişti iktidar. İşte Cumhurbaşkanlığına geçelim çünkü hızlı kararlar verilsin. Daha hızlı kararlar verilsin ve dolar hızlı bir şekilde yükseldi. Hızlı kararlar veriliyor. Hızlı kararlar doları mı etki etti acaba? Veriliyor ama hızlı bir şekilde yani. Hızlı kararlar alıyor ama yanlış kararlar alıyor. Hızlı bir şekilde yanlış kararlar oluyor yani. Sonucu doların hızlı bir şekilde yükselmesini gördüm. Ben bir EYT'liyim. Devlet bana 9 yıl fazladan çalıştırıyor. 9 bak 3 yıl önce ben emekli olmam lazımdı. 25 yılı tamamladım. 9000'e yakın günüm var. Çalıştığım her çalıştığım yıla da 30 lira düşüyor. Ben 9 yıl sonra benim toplam devlet 500 lira daha emekli parası kesecek benden. Dolar 9 lira oldu ama bizim Türkiye'nin parası değeri düştü. Frenciyim ben. Un 65 lirayken birden yükseldi şu an 200 lira oldu. Her şeye zam. Yani ne olacak abi bu Türkiye'nin sonu? Bizim halimiz ne olacak abi? Bugün bir tane mendil bile alıyorsun dolarla. Kardeşim sen kendi paranı yükseltsene. Bu başkanlık sisteminden gireli bu cumhurbaşkanımız her şey alt üst oldu. Yani Türkiye şu an bitmek üzere. Destekledin mi son seçimde? Çekiyorum tabii canım. Yarın seçim olursa kime oy verirsiniz? AK Parti'nin yaptığı hizmetleri hiç kimse yapmadı. Neyi mesela abi? Yollar. 30 bin kilometre yol, bu barajlar, bu devasa santraller, onun hastaneler, bunlar köprüler. Arkadaş öyle bir dertlendi ki sigara istedi oradan ya. Niye sigara istedin şimdi? Öncelikle onu bir soralım. Derdine. Abi yol yaptı dedi ya onu abi ya. Abi yol yaptı deyince sigara mı içesi geldi? Vallahi bir tek yol yaptılar zaten. Yol başka yaptı? Başka bir şey yapmadılar abi. Yol yaptılar mı peki gerçekten? Yolu da yaptılar da. Bitiyor mu? Attılar sonra abi. Parayla mı geçiyorsun? Köprülerin hepsini. Bedava mı yoksa? Abi nerede bedava? Nerede abi? Gittiğim mazottan çok. Yaktığım mazottan çok sen köprüsüne para veriyorsun abi. Nasıl oluyor iş? Sonra mazot da alıyorsun bu arada geçerken. Tabii abi onların hepsi giriyor. Peki dolar bugün 9 lira oldu. Ne düşünüyorsunuz? Abi pek şaşırmıyoruz. 19-20 yıldır başımızdalar zaten. Bu ülkede normal yani böyle şeyler. Biz alıştık artık. Abi ne olacak böyle peki ülke? Nereye vallahi gideceğiz abi böyle yani? Ne olacak biliyor musun abi? Bundan 5 yıl sonra Türk vatandaşlığımı sildireceğim. Kur'an çarp. Nereye gideceksin? Kim alacak? Suriyeli olacağım. Suriye'ye mi gideceksin? Yo gitmeyeceğim. Almazlar ki zaten bizi. Suriyeli gibi görünce. Onlar aynen. Şu an bizden daha iyi. Arapça bilmen
lazım. Arapça öğreneceğim abi, sen İmam Hatip'e boşuna mı? İmam Hatip'e gidiyoruz abi, sıkıntı yok yani o konuda tabi. Liseye başladım bu sene. Her gün test kitabı, her gün test kitabı, en ucuz olmuş 65-70 lira. Ben bu adama söylemeye utanıyorum bir tane test kitabı al diye. Her gün, onun dışında mesela mahalleden çıkmak senin 30-40 lira ki yurt dışında tatil, şehir dışına geçtim. Mahalleden çıkmak 30-40 lira. Hiç yoktan sadece çıkacaksın, suyunu, yemeğini 30-40 liraya patlıyor sana. E ben nasıl çıkayım, nasıl gezeyim elin yabancısı gelip benim ülkemde rahat rahat gezerken? En basit bir örnek vereyim, bir bilgisayar parçası senin 500-600 lirayken şimdi olmuş 4500-5000 lira. Hani dolar artıyor, onun yanında vergiler üstüne ekleniyor. Sen zaten ülkede aç, karnını doyuramıyorsun. Hani lüks sayılan telefonu alman bile senin 2 katı, 3 katı, 5 katı olmuş. Sonra lafa geldiği zaman şaha kalktık şey. Geçen kendisi açıklama yaptı ya. Hükümete talip olmayın dedi adam ya. Muhalefetin normal derdi bu değil midir zaten? Her parti iktidar olmak için kurulmaz mı? Kendi de öyle geldi ama gitmek istemiyor. Çünkü hangi gazeteci konuşursa şu anda hepsi içeride. Muhalefeti konuşturmuyor adamlar. Susturuyor. Ağzına bantı yapıştırıyor, susturuyor. Adamlar konuşturmuyor hiçbir şekilde. Saltanat kuruldu abi. Her şeyi yapacak kapasite var yani. Daha fazla konuşursam. Eyvallah. Ben şu an babamın mesela şu an belli bir şeyi yok. Mesleği yok. Babamın böyle belli bir işlere girmediği için de ben okul harçlığı 5 lira götürüyorum abi. Sadece milli üst parası götürüyorum. Ya yani şu an dolar belki de eski zaman gibi olsaydı biz eskiden daha zengindik şimdiye göre. E şimdi dolar 3 lira olduğu zaman da biz mesela okula 10 lira harç götürürdük eski zamanlarda. Ama şimdi 5 lira veriyor babam yani cebinde para. Etkiliyor yani. Etkiliyor, çok etkiliyor abi. E şu an mesela bak bu aldığım ayakkabı baksana abi, su geçireyim. Yemin ederim ayağımdaki çorap bile, ben bir aydır giyiyorum bu çorabı. Bak nasıl söyleyeyim, alacak param yok. Ben babamın paralarından çalma mecburunda kalıyorum artık. Biliyorum vermiyor abi. Yok çünkü yok. Çorap olmuş 8 lira. Kur'an çarpsın. Bak yemin ediyorum abi, ben bu çantayı bak üstümdeki bunu ben 100 lira abi bu. Cebimde 50 milyon para vardı, kendimi acındırdım öyle aldım. Vallahi bak şu sırtımdaki çantayı ben... Nasıl olacak peki kardeşim böyle Türkiye? Abi kim ben... sıkıntıları var diyorsun. Bak para yok diyorsun cebimde. Aynen bir abi. Genç olarak ben... Telefonun var mı abi? Var abi. Çıkar. Çıkartayım mı abi? Çıkar. Yine aynı muhabbet. Bak bunu ben kendi paramla aldım. Yazın annem benim şey tarlaya gidiyor. iPhone 6S. 6S. Bak evet. Kamerası kırık. İkinci el aldım abi. Tam 10 yıllık bak. Bir telefon bu galiba. 10 yıl. 10 yıl. Bir dakika. Bir dakika. 10 yıl. Neyse. Bunu babam bir... Bak bunu babam almadı bana. Ben kendim kız... Ya yazın tarlada çalışarak aldım abi ben bunu. Normalde... Aynen. Normalde 1,5 bin lira telefon, ben 970 lira bak. Yemin ediyorum buna bile param çıkışmadı. Yol param bile yoktu. Hepsini ben verdim öyle aldım. Efendim? Telefonun varsa sen iyisin. O zaman illa dayılar için bize Nokia 3310 taşıyalım. Bize gösterelim yani telefonu, ona göre mi yapalım? Ya biz bu ülke şu an çok batık bir durumda. Daha da kötü olacak zaten. Biliyoruz. Her şeyin farkındayız. Neden kötü oluyor? Neden kötü olacak abi? Sebebi ne? Sorumluları kim? Sorumlular başımızdakiler. 2800 lirayla millet geçiniyor mu? Abi geçinebiliyor musun? 2008. Biadi diyorlar, görmüyor musun ki alan? Alanlar biadi diyor, güzel diyorlar. Abiye de soralım. Teşekkür ederim. Abi dolar bugün 9 lira olmuş durumda. Masken yok galiba. Yok, masken yok. Masken yok. Tamam, 9 lira olmuş durumda ne düşünüyorsun abi? Çok, çok oldu ama yapacak bir şey yok. Kim daha iyi, kim gelecek ki? Daha iyi kişi kim? Yok mu abi? Böyle diye bu hale geldik ya işte. Söyle birini söyle. Denedin mi? Ya deneye kimi deneyeceksin? Denedin de kardeşim başka. Vallahi gelmeden belli diyor ya. He? Gelmeden neyi belli diyor. Söyle. Daha öbürlerinin daha kötü olduğunu. Neyi gördün? Şimdi hocam bak bu iktidar tamam, iyi tarafı da var, kötü tarafı da var da. Abi şu konuyu şuradan götürelim. Ha. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2018'de tekrar seçildi Cumhurbaşkanı olarak. Demişti ki o zaman da dolar yükseliyordu, eleştiriliyordu. Hatta o dönemde dolar işte 7 lira olacak, işte 5 lira olacak diyenlere işte bir sürü kanaat önderi, Cumhurbaşkanı'na yakın, iktidara yakın kanaat önderi hakarete varan ifadeler kullanıyordu. Ve şu anda o dönemde Cumhurbaşkanı göreve gelince 4.75 olan dolar bugün itibariyle 3 yılda 4 lira 30 kuruş artmış durumda. 3 yılda 9 lira olmuş durumda. Uğraşıldı mı dolarla faizle abi? Cumhurbaşkanı Erdoğan ya, uğraşacağız dedi. Uğraşılmıştır da şimdi hocam Almanya'da bahalandı mesela. Bak Almanya'dan ben geliyorum. Bir dakika bir dakika. Orada bahalı. Sen Almanya'dan mı yaşıyorsun? Almanya'dan geliyorum. Almanya'da sen 100... Yok temelli geldim ben. Sen 100 liraya bir koca arabayı doldurup çıkıyorsun değil mi? Ya çıkıyorum hocam ama ya, Almanya'da bahalı bakma. Evet bir dakika Almanya'da bahalı. Almanya'da bahalı. Bakalım abi Almanya'ya. Şimdi... Neresi bahalı? Ben de dün yurt dışından geldim. Neyi anlat kardeşim? Bahalıyı bana da anlat sen. Bahalı abi sen bilmiyorsun. Bak ben orada doğdum. Ben 43 senedir Almanya'dayım. Orada bahalı. 53 ya.
Ben de 49'um. Neresi bağlı? Almaya bağlı mı? Bahalı hocam. Almaya da bahalı. Anlat bana. Neyi bahalı kardeşim? Çok şey bahalı. Neyi bahalı ya? Bak sen bilmiyorsunuz hocam. Bak bura bahalıydı. Ben ucuz demiyorum. Evet orada 4 euro arıyordum. Burada 70 euro. Yok 4 euro değil. 8 euro. Şimdi abi şöyle söyleyeceğim. Sen Almanya'dan bir gelirin var mı şu an senin? Yok gelirim yok Almanya'dan. Sen ne zaman geldin Türkiye'ye? 3 ay oldu geleli. 3 ay oldu. Evet. Almanya'da. Evet. Ne yapıyordun abi? Herkesin dönüş yaptın. Türkiye çok güzel diye geldi. Güzel mi peki şu an? Çok memnun musun? Ben bunu çok güzel Türkiye. Şimdi Almanya dedi kıtlık var dedi. Doğru mu? Kim yok kıtlık yok. Hayır öyle kıtlık dedi. Yok. Yok yanlış o yanlış. Bak herim geçsin. Peki abi böyle sıkıntı var. Vallahi düzelmiyor. Düzelmiyor. Türkiye düzelmiyor böyle. Hiçbir zaman düzelmiyor. İnşallah düzelir. Bu kadar öğrencilere yapılan... İktidar değiştiği zaman düzelir verilemeyin. Öbürler daha kötü emin olun. Zaten şöyle diyeyim. 5 sene şey diyeceksin. 5 sene sonra onu değiştireceksin hoşuna gitmezse. Sen, sen bunu 20 senedir gidiyor bu ya. Hadi inşallah. Satılmalık bir yer kalmadı. Onu da göreceğiz. Ya yok hocam. Abiye soralım ya. Ya bana bir şey sorma. Ben gençlere sor. Bunlar hepsi saf. Sen konuş ya. Bunlar vatan haini hepsi. Kim ya? Bak öyle konuşma. Adam bunlar sana saldırma hakkına sahip olur. Aldırsınlar. Bunlar bana kaldı. Yani, abi biz bu ülke için sen ülkeyi var ya bak, şimdi. Bak ben söyle, ben sana söyleyeyim doları boş ver bana sen evet. Türkiye'de için biz Türkiye'ye aşığız biz bu bayrak indiği zaman ya, sen bana hikayeden buradan anlatma tamam, Türkiye aşığıysan bu çocukların abi hepsi bayrak Türkiye, aşkı abi Türkiye aşığıysan evet. Elin turisti elin Almanı İngiliz'i Almanı? Burada senden daha ucuz tatil yapıp 3 hafta 1 ay tatil ya. Yapıyorsa yapabilir senin vatandaşın ya. Yapamıyorsa abi, sen sayılmazsın. Benim vatanım Türkiye cennet be kardeşim. Sen dışarısına gittin gördün mü sen? Cennet olduğunu Almanya'yı biliyoruz ama cennetten faydalanan biz değiliz. Sen Amerika'yı gördün mü? Abi sen gördün mü? Ben gördüm. Amerika'daki ben, eğitim ben, sistemi ben Almanya. Fransa'da yaşadım. Paskeyi kapat abi. Bırakın dolar 9 lira oldu. Almanya'da kimse bakmıyor be. Abi. 14 gün seni içeri tıktıktan sonra içeride öldük kaldı kimse bir şey soruyor vatan mu? Vatan önemli vatan bayrak önemli. Vatan önemli ya. Vatan kaldı. Abi bir gelsene kaçma bir dakika. Kaçma kaçma gel gel. Ama bak doları soruyor. Türk lirası kaçma. Değer kaybetmiş. Ya o normaldir dolar o dolar normal. Türk lirası değer kaybetmiş vatan seversin. Vatanseverlik mesele. Türk lirası değer kaybediyor abi. Böyle vatanseverliğini anlatsana bunun. Ya Türk lirası değer kaybetmiş durumda. Dolar 9 TL olmuş durumda. 5 lira 14 Türkiye'yi mi satacağız? Kimi seçelim başa kestir bana. Biri dedi mi? Bir biri çıkıp ülkeyi satalım dedi mi burada? Bana bir tane birini göster verelim oyumuzu. Biri çıkıp ülkeyi satalım dedi. Bana bir tane dedi. Birini göster. Ama bana oy vereceğim birini göster. Nasıl şu anlamadım. Gençler desin ki ben, böyle böyle. Abi ben Türkiye'de. Ben abiye bir şey sorabilir miyim? Bugün sarayın günlük maliyeti 8,5 milyon. Ya bırak sarayı be. 8,5 trilyon. Saraya kafayı takmayın sana. 8,5 trilyon. Sen burada açken biz burada bu kadar yoksulken 8,5 trilyon sarayın günlük harcaması. He? Bunun hesabını versene. Pandora belgeleri açıklandı. Senin ülkenin de 200 tane be, 200 tane vergi kaçırdı. Bunlar hepsi bunlar yanlı. Kardeşim bunlar Türkiye. Türkiye. Onlara sözüm yok. Onlar bunlar evlat bunlar. Bunlar can. Bunlar genç. Senin bir dakika senin evladın. Senin evladın. Vermiyorlar mı? Yalan söyleme be. Abi bak. Bak ben abi. Bak ben okula gidiyorum tamam mı abi? 20 lira parayla bir gün bak 20 lira para. Ne yapıyorsunuz siz? Ben 20 lira parayla bir gün okula gidiyorum. Bayrak diyorsan abi Türk lirası değer kaybetmiş. Kaybetmiyor Türk lirası. Kaybetmiş. Vallahi bak. Dolar 9 lira olmuş abi. Vallahi. Bak doldurdular taraf dolu. Sen Almanya'dan mı geliyorsun? Ben fark etmez. Sen Almanya'dan mı geliyorsun? Hayır Türk'teyim ben. Sen Almanya'dan mı geliyorsun? Hayır. Sen nesin? Ben çalışıyorum ben. Sen nerede çalışıyorsun? Fark etmez. Nerede çalışıyorsun söylesene. Fark etmez. Nerede yaşıyorsun abi? Türkiye'de ben mi sana ne? E yok abi. Ben yaşıyorum. Şu. 1 lira. Abiciğim. 1 lira. Bana kıyasın. Emekçi insanlarla konuşun. Böyle hayatın yokluğunu bilmeyen insanları kayda almayın bence. Gerek yok. Ben bir bayan olarak iki çocuk üstünde. Yaşadığın, aç kaldığın günleri unutmuş abi. Belli yurt dışında yaşıyor da. Ya belli ne bilecek gelsin bana sorsun. Türk lirası 1 lira, dolar 10 lira. Ne anlama geliyor? Bak şimdi. Sana soracağım abi. Sana soracağım. Evet. Ya bak şimdi 10 yıl geriye gittik. 10 yıl gerideyiz. Dur bir dakika konuş. Ya şurada adam. Şş, tamam mı? Bu insanlar önce birbirine saygıyı öğrenmedi. Sürece hiçbir şey olmaz. Saygısı olsa bir gence böyle davranmaz. Davranacak ki güzel genç de ona saygı göstersin. Bak Türkiye cennet diyor ya bak. Ben daha demin de gösterdim. Bak hayır hayır.
zenginin çocuğu askere gidiyor mu gitmiyor. Zenginin çocuğu özel okulda okuyor. Bizim gibi işçi insanları çocuğu sürmüyor. Amerika'da kardeşim. Abi bak adamların çocukları askere gitmiyor. Amerika'da okuyorlar, tamam mı? Ben burada okula gidiyorum. 3 lira yol parası veriyorum. Bak ben günlük 20 lira alıyorum, tamam mı abi? Günlük 20 lira alıyorum. 6 lira yol parası veriyorum gidiş geliş. Ben okulda 7.50'de çıkıyorum. Ders 8.50'de başlıyor. Akşam 5.30'a kadar okuldayım ben. Ben burada ne yiyeceğim abi? 20 lirayla gidiyorum. Şu kadar bir tam ekmek döner 15 lira abi. Ben burada ne yiyeyim? Yol paramdan kalmıyor. 20 lira alıyorum zaten günde. Adamlar düzelecek peki, bu denetleme, adalet nasıl gelecek? Şu anda Türkiye'de mesela 2023'te seçim var. Söyleyeyim mi ne zaman gelecek? Söyle. 2022'nin sonunda ve 2023'ten sonra. Seçimle mi? Tabii seçim aynı zamanı. Aynı öyle abi. Seçim değiş. Yönetim değişmeyecek. AK Parti başı bırakmaz. 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 Olacak hiçbir peki şekilde bırak. Abi şimdi ne olacağını biz bilemeyiz. Abi kim getirecek o zaman, düzeltecek? Kim düzeltecek? Abi diyorum ya sana, geçici bir düzen gelecek. Küçük bırakmaz. Kaybederse ne olur? Kaybetmez abi. Kaybederse ne olur? İstanbul'da gördük. İki kere yaptı. Bu sefer yediremedi ama bu sefer Türkiye kaybetti. İstanbul'u bırakan Türkiye'yi hiç bırakmaz. İstanbul'u kaybetti. Tamam işte Türkiye'yi hiç bıraktı ya. Türkiye'yi bırakmaz işte abi. İstanbul'u ne olur peki? 281. Ne olur peki Türkiye'yi? Nasıl kaybederse Türkiye'yi bırakmaz ne olur? Yani ne olur, gelen kişinin... Saygın mı var? Endişeli misin? Endişeliyim tabii abi. Niye endişeli olmayayım? Ben de okuyorum. Çalıştığım yer yurt dışı, yurt dışında ait. Ve çalıştığım yerdeki insanların yarısından çoğu Suriyeli. Ve onların aldığı maaş benimkinden daha yüksek. Ben diyorum bir daha gel... Dünyaya mı? Aynen. Bir daha gelme tercihim olsa Türkiye'yi seçmem yani. Sana tercih mi verdiler? Ya hayır öyle değil yani. Nasıl diyeyim yani? Bu yani Türkiye'yi... Tercih verseler yani, Türkiye'de yaşamayı istemez mi? Aynen öyle. Ama peki işte bunu söyleyince işte vatan sevmiyor vesaire. Haini falan filan oluyor ama öyle bir şey değil yani. Şimdi size bir sordum burada. Siz bir... Saldırı uğramışsınız. İzledin mi? Allah size daim etsin inşallah. Teşekkür zaman. Ederim. Sağ olasın. Ben diyorum eyvallah ki burada. Eyvallah. Sağ olasın baba. Hiç kimsenin hakkı hiç kimsede kalmaz. Amin. Hepinize Allah'tan yardım tutuk ki iyi çalışın ve iyi olsun. Hepimiz inşallah. Hayırlı günler. Sağ olasın. Kolay gelsin. Hayırlı günler.